Almanya fuarını geziyoruz. Durdurak bilmiyoruz sayın seyirciler. Şu anda da Çelmak Tarım Makinalarının standındayız ve yanımızda firmanın pazarlama ve satın alma sorumlusu Zafer Günday var. Şimdi Zafer Bey, biraz milliyetçi gururun ön planda olduğu bir fuar programı çekiyoruz açıkçası. Çünkü Türkiye'de belirli bir noktaya gelip hatta onu aşan ve uluslararası platformda Türkiye'yi, firmasını çok iyi tanıtan firmaların burada olduğunu düşünüyoruz. 100'den fazla firma var. Hepsi bizim için değerli. Türkiye'de gelemeyenler de ama evet. Buradakiler sonuçta belirli bir taşın altı elini koymuş, belirli zorluklar. Çünkü bunun arka sürecinde de çok fazla emek var. Buraya gelmek gerçekten zor. Neler yaptık? Nasıl geldik? Çelmak Avrupa çiftçileriyle buluştuğunda ne gibi tepkiler alıyor? Sizden bir detaylarını öğrenelim. Tabii. Çelmak Tarım 2011 yılı, 2013 yılı ve 2015 yılında Agriteknika'da yerini aldı. Bu yılda güzel bir fuar geçiriyoruz. Bizim amacımız buradan dünyaya açılmak. 25 ülkeye ihracatımız var. Bu ülkeleri daha fazla adetlere nasıl çıkartabiliriz? O çalışmamız var. Almanya'da bir distribütörlük arıyorduk. Bu fuarda onu yakaladık. Bunun dışında Portekiz'le çalışıyoruz. Onlarla ilişkilerimizi sıklaştırdık, pekiştirdik. Dünyanın her yerinden Hollanda, Brezilya, Rusya, Ukrayna, dünyanın her yerinden burayı çiftçiler artı distribütörler geliyor, bayilik isteyenler geliyor. Onlarla beraber bizim de devletimizin verdiği desteklerle ikisini birleştirip Avrupa'ya açılmanın yolunu arıyoruz yani. Şu anda amacımız bu. Şimdi firmalardan, özellikle Türk firmalarından duyduğumuz en büyük tepkilerden birisi, ürünleri geliyorlar, bakıyorlar ama Türk olduğunu bilmiyorlarmış. Genelde Avrupa'da üretilen ürünler zannediyorlar. Burada aslında kalitenin de belirli bir noktaya geldiğini gösteriyor. Sizde durum şu an ne aşamada, genel tepkiler nasıl? Ya bende durum çok güzel. Şöyle yani aşağı yukarı birebir direkt çiftçinin gelip de şu makineyi ben almak istiyorum deyip işte Almanya'dan çiftçi İngilizce bilmiyor veya Almanca biliyor. Gidip arkadaşın Türk buluyor, bizi arattırıyor, diyor bize bu makineyi bırakın cumartesi günü alalım gidelim. Biz de destek alıyoruz bunlara. Burada satış yaptığımız zaman desteklerde sıkıntı oluyor. Destekleri yanlış kullananlar olduğu için bırakamıyoruz aslında. Şu anda satılmış 5 tane makinem var, bırakamıyorum. Tekrar yollayacağım, tekrar ihracatını yapacağım. Öyle bir çalışma yapacağız. Son fuarı değerlendirelim biraz. Dünyanın en önemli tarım fuarlarından birisi ve en büyük fuarı. Evet. Nasıl geçiyor sizin için 3. sene, 3. katılımınız? Güzel, biz yatırdığımızın karşılığını alıyoruz. Emeklerimiz boşuna çıkmıyor. Çok düzenli bir fuar. İtalya'ya da katılıyoruz biz. İtalya bu kadar düzenli değil. Ama Agriteknika her geçen gün üstüne koyuyor DLG fuarcılık. Bizim Türkiye'deki fuarcılarımız da bundan örnek alsınlar. Biz geriye kalanı, biz üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi fuarlar. Teşekkürler. Sağ olun.